Merhaba sevgili seyirciler. Divanhanede dil konusunu konuşmaya devam ediyoruz. Bir önceki programda söz vermiştik. Konu değiştirme yok. Türkçenin tarihini konuşuyoruz değil mi Hayat Hocam? İnşallah. Evet. Türkçenin tarihi deyince nereden başlamak lazım? Neyi kaynak olarak ele almak lazım? Serüvenine nasıl bakmak lazım? Tabii burada ben tarihçiye sormalıyım. Nereden başlayalım diye. Hazreti Adem'den başlayalım. Muhtemelen tarihçi diyecek ki belgenin olduğu yerden başla. Yazının olduğu yerden. Ama Hazreti Adem'den de başlatabilirsiniz yani. Diyor ya Allah bütün kelimeleri öğretti. Evet. Tabii yani dilin nasıl yaratıldığının birçok şeyi var. Spekülasyon, görüş. Spekülasyon demeyin, görüşler vardır, fark var. Birçok görüş vardır. Hiç bunlara girmeyelim. Dil var oldu, diller gelişiyor, dağılıyor. Her toplumun ayrı ayrı bir dili oldu. Hani ilk toplumun dili ne idi? Hep merak etmiştir insanları. Kimisi der ki işte mesela bizdeki birazcık şöyle hani dindar kesimi söylersen Arapçaydı, cennette Arapça konuşurdu falan değil diye düşünebilirler. Oysa Arapça da yeni bir dildir yani insanlık tarihi açısından. O da yeni Hazreti bir dil. Hazreti Adem hangi dili konuştu? Mesela işte, orada evet, dinleniyor galiba. İşte, en azından evet, inananlar için. O dil, evet, yaratılış teorisine inanıyorsunuz. Böyle. Genelde hani yok Arapçaydı, yok işte İbranice'ydi, yok Süryanice'ydi diye çeşitli görüşler. Kaygısız Abdal da diyor ki, hikayeyi anlatıyor. Diyor ki Cenab-ı Allah Hazreti Adem ve Havva yasak meyve yedikten sonra Cebrail'e diyor ki söyle bunlar cennetten dışarı çıksın. Cebrail aleyhisselam geliyor diyor ki ya Adem işte cennetten çıkın. Arapça söylüyor bunu hikayeye göre. Hazreti Adem öyle boş boş bakıyor anlamıyor yani şeyi. Gidiyor Cenab-ı Allah diyor ki Allah'ım böyle boş boş baktı söyledin diyor. Ne dedin? Böyle dedim. O diyor Türkçe anlar diyor. Git Türkçe söyle. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam geliyor diyor ki tabi 15. yüzyıl Türkçesiyle ey ya Adem öğret urgul cennetin terkin urgul. Yani cenneti terk et diyor. Bunun üzerine Hazreti Adem emre imtisal ediyor. Kaygısız Abdal'ın hikayesi bu. Bu tabii onun hikayesi. Hikaye ama güzel hani ama. Kaygısız Abdal heterodoks bir dervişti diyebilirsiniz. Bunu Bursevi İsmail Hakkı Hazretleri de tekrar ediyor aynı hikaye. Aynı bu hikaye. İlginç evet, ama. Tabii. Yani bu aslında niye Türkçe kovuyor cennetten? Adem Türkçe biliyor onun için. Hazreti Adem'in dili Türkçe idi anlamında. Bu şu bence tez antitez çatışması yaratıyorlar. Yani İbranice veya Arapça mümkünse Türkçe de mümkündür demeye getiriyorlar. Benim kanaatim bu. Yani Hazreti Adem'den yani neşet var idisi. O dil muhtemelen bu dillerin hiçbirisine benzemiyordu. Ama dediğiniz gibi İsmail Hakkı Bursevi'nin bunu aktarması daha manidar. Evet. Yani daha yakın zamanlar için böyle. İkisi de önemli. Belki ikisi de aynı kaynaktan alıyor. Ama biz neye bakacağız? Öncelikle yazılı metne bakıyoruz. Çünkü tarih yazıyla başlıyor. Türkçe dünyanın yazılan en eski yazılı örneği olan, en eski yazılı örneği olan dillerinden bir tanesi. Ne bileyim Çince gibi, Yunanca gibi, Arapça gibi, efendim söyleyeyim Farsça gibi. Böyle bu dillerin sayısı öyle binler falan değil. Hani bugün dünya üzerinde yaşayan 7000'e yakın dilden bahsediliyor ya. Evet. O dillerin hiçbirisinde bu özellik, çoğunda bu özellik yok. Yani 10-15 dil belki yani. Bu kadar. Bu dillerden bir tanesi. Nedir o bizim en eski metinlerimiz? Ha bunlar Türkçeymiş dediğimiz, Batılı Türkologların önümüze koydukları bunlar hepimizin bildiği Göktürk yazıtları, Göktürk kitabeler, Orhun ya da Göktürk dediğimiz taşa yazılı metinler. Bunlar iki dillidir bu taşların çoğu, büyük taşlar. Bir yüzü Çince, bir yüzü Türkçedir. Zaten o sayede okunabildi. Böylece biz milattan sonra 8. yüzyıldan itibaren Türkçenin yazıldığını biliyoruz. Ondan öncesine dair de küçük mezar taşları, birkaç satırlık, bir satırlık falan birkaç kelimelik mezar taşları. Yani Orhun abideleri bizim en eski yazılı, yazılı metinlerimiz olarak mevcut bilgiler ışığında. Karşılaştırma yapılabilmesi için de şunu söyleyeyim. Mesela Arapçanın da en eski yazılı metni esasen Kur'an'dır. Kur'an'dan önce Arapçanın yazılı metni bütünlüklü bir yazılı metni yok şu anda. Elimize geçen bir şey yok. Bazı onların da böyle taşa yazılı birkaç şey var. Kitabe kırığı parçası var. Ama Arapça yok muydu? Elbette vardı. Türkçe yok muydu 8'in öncesinde? Elbette vardı.
Hani anlatırlar hep Seb'i Muallaka vardı işte şairler şiirlerini Kabe'nin duvarlarına asarlardı. Bu anlatı. Böyle bir sözlü anlatı var. Evet doğrudur. Böyle bir şey vardır. Asılıyormuştur bir şeyler derilere vesaire. Ulaşan metin ama ele elimize geçmemiş. Tabii tarihçinin şöyle bir problemi var sevgili hocam. Bazen çok maddi belge üzerinden okuyor tarihi ve eline geçen belgeyi değerlendiriyor. Halbuki biz insanlık tarihini okurken de çok ciddi problemlerle karşı karşıyayız. Çünkü bir tarih okuma metodolojisi oluştu, geleneği oluştu. Bu metodoloji ve gelenek de daha çok bizim kendi kültürümüzden, kendi inancımızdan veya kendi tarihi yazım geleneğimizden kaynaklanan gerçekler değil. Çok iyi biliyorsunuz. Daha çok batılı bir merkezi tarih anlayışı var. Edilgen bir ama tarih diğeri anlayışı. De hep söze dayanacak ve asla mevsuk yani belgeli evet. Olmayacak. Bunlar hep söylentiler birbirine karışmış olacak. Asla ispat edemeyeceğiz. Yorum hep işin içine karışacak. Dil içinde şunu diyorum yani bizim elimize bazı yazılı belgelerin ulaşmamış olması aslında o yazılı belgelerin olmadığı anlamında gelmez. Belki yarın veya 300 sene sonra daha köklü bir metne ulaşmayacağımız anlamına da gelmez. Şimdi biz sadece şunu yapabiliyoruz elbette arkeolojide olduğu gibi bir rekonstrüksiyon yolu ile. Şimdi Orhun metinlerinin diline bakıyorsunuz bu çok yüzlerce sayfalık şeyler değil bunlar. Orada kullanılan dilin oldukça gelişmiş. İşlek, üretken, metaforları olan bir dil. O siyasi metinler olmakla beraber. Buradaki şeye bakarak, yapıya bakarak bu dilin daha derin bir geçmişi olduğunu anlayabiliyorsunuz. Bu da cümle sonra, yapısına bakıyorsunuz. Tabii cümle yapısına, kelimelere, eklere, kelimelere, mana çekimlere, derinliğine, aynen, ifade tarzına, işte bir takım sembollere. Söz sanatları vesaire varsa bunlara bakıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu gelişmiş. Bu bir ilkokul birinci sınıf dili değil diyorsunuz. Değil. İyi gelişmiş bir hitabet dili. Bir tahminde bulunuyorsunuz kabaca diyelim. Sonra bu toplumun yani o dil sistemini kullanan toplumun biz buna Türkçe diyoruz bizim dilimiz için. Bu dilin başka dillerdeki şeyleri olabilir. Mesela Çince bizim komşumuz ve yazıyla bizden daha erken tanışmış. Orada Türklerle ilgili bazı bilgiler var. Göktürk öncesi işte Hun devletinin Türk dilli olduğu büyük ölçüde kabul edilen bir durumdur. Onlardan kalan çok küçük bazı metin parçalar var. Bunları yorumlayarak Türkçenin milattan önceki dönümlerdeki şeklini anlayabiliyorsunuz. Mesela şeye bakıyorsunuz. Bizim bugün konuştuğumuz Türkçe, Azerbaycan Türkçesi, Türkmence, Kazakça, Kırgızca bunların hepsi aslında bir kolun dalları. Kalın bir dalın dalları bunlar. Bir de başka bir dal var. Bu da bugün sadece Çuvaşça dediğimiz tek dalı olan bir kolu Türkçenin. Yani bunlar Hunca'nın iki ayrı kolu. Buradaki gelişmelere bakarak bugün Türkçenin şeyini kökünü daha geriye götürebiliyorsunuz. Yani 500-600 yıl geriye götürüyorsunuz. Komşu dillerdeki Türkçe alıntılara bakarak, Türkçe kökenli olduğu kabul edilen alıntılara bakarak ses yapısını, gelişmesini biraz daha geriye götürebiliyorsunuz. Buna bakarak Türkçenin yani bugünkünden en az 5000-6000 yıl geriye kadar giden bağımsız Türkçe diyeceğimiz bir forma ulaşmış olduğunu düşünüyoruz. Düşünülebilir. Nedir bu? Yani daha önce ne konuşuyordu bu insanlar? Daha önce yani dillerin böyle dallanmasını göz önüne alırsak belki hani acaba Moğolca ile Korece ile Tunguzca ile ortak bir daldan mı türedik biz? Bu mümkün. Nasıl mesela bugün Almanca, Hollandaca, hatta İngilizce gibi diller Cermen dilleri dalından türemiş. O Cermen dilleri de Hind-Avrupa dalından türemiş, değil mi? Hind-Avrupa'nın işte bir Fars dilleri şeyi var, bir Hint dilleri dalı var. O dillerden ayrı ayrı dal, bir ağaç gibi adeta bunlar. Türkçeyi de böyle geriye doğru ama şuradan itibaren bunu artık Türkçe diyoruz. Diğerlerinden diyalekt olarak bağımsız bir dil olarak ayrılmış anlamında. Şimdi bu dilin en eski metinleri Göktürkçe metinler. Hemen bunlar birbirine yakın olarak daha sonra Uygurca dönemi geliyor. Yazı değişiyor. Uygurca döneminden Budist, Manihaist metinler var. Göktürk döneminde runik dediğimiz kökeni tartışmalı bir alfabe. Muhtemelen Fenike kökenli veya bazılarına göre
Türk damgalar kökeni bir yazıyla yazılmış bunlar. Bu dönem geçiyor. O dönemde gök tanrı inancı var. Uygurlar işte Budist, Maneist gibi daha Hint, Çin dinlerine tabi oluyorlar. Biraz teknikleri değişiyor. Yeni bir alfabe oluşturuyorlar. Ondan sonra asıl büyük kültürel değişim Müslüman kabulüyle başlar. İslam'la başlıyor. Ondan sonraki dönem daha yakın dönem. Onun da başlangıcı biliyorsunuz Karahanlı Türkçesi dediğimiz dönem. Yani binli yıllardan itibaren bizim bu döneme ait ilk metnimiz aslında Türkçenin en geniş etraflı metni bu anlamda Kutadgubilik'tir diyebiliriz. Kutadgubilik İslami dönem metni. Arap harfleriyle bir nüshası da Uygur harfleriyle yazılmış. Bu oldukça derinlikli, sofistike bir metin ve bir felsefe metni yani. Aynı zamanda siyasetname. Çok iyi bir, hakikaten çok iyi bir metin. Kutadgubilik. Divan Lügat-ı Türk'te Kaşgarlı Mahmut Türkçenin yapısı üzerine çok önemli bilgiler veriyor. Biz buradan Türkçenin hatta orada bir şeyi de vardır Kaşgarlı Mahmut'un. Diyor ki ben diyor Türkçenin Arapça ile at başı beraber olduğunu ispatladım diyor. İlginç olan şu ama hocam şimdi daha Türklerin toplu olarak yeni Müslüman oldukları dönem Divan Lügat-ı Türk seyircilerimizi hatırlatma açısından sorayım. Kutadgubilik Divanı Lügat-ı Türk. Kutadgubilik 1069'dur telif tarihi. Divan Lügat-ı Türk'ün bitiş tarihi 1072. Yani aynı. 1072-1070 evet o arada. Aynı evet. Yıllar. Çok yakın birbirine. Çok yakın birbirine daha Selçukları yeni yeni. Tarih sahnesine yani işte Alparslan'dan sonra Alparslan, Melikşah. Alparslan tahttayken sanırım başlamış Divan Lügat Türk'ü yazmaya Kaşgarlı Mahmut. Şeyde bitirmiş. Şunu söylemek istiyorum. Hani bu belki aslında bu söylediğiniz Kaşgarlı Mahmut'un bir ifadesi. Tarihte Türklerin kendi etnik kimliklerini veya milli kimliklerini inşa, ihya ve koruma noktasındaki tavırlarına da bir kaynaklık ediyor. Yani hani modern bir anlamdaki kimlik teşekkülüne evet yani birçok çok ciddi bir kaynak sunan bir metin. Ve hani Türkçenin varlığını evet iddialı bir şekilde ortaya koyması. Bu biraz şöyle benim kanaatim. Ben bu ifadesinden yola çıkarak hani diyor ya ben Türkçenin Arapça ile at başı beraber olduğunu gösterdim, ispatladım diyor. Şimdi böyle bir iddia karşı bir iddia almadan böyle bir şey denmez. Yani ben bir şey yazsam, ben işte şucanın şucadan daha iyi olduğunu gösterdim, ispat ettim demem durup dururken. Birisi demiş olmalı ki ya bu dil öyle şey değil, yeterli bir dil değil. Ben aksini ispat ettim. Yani tez, antitez üretmiş olayım. Kaşgarlı Mahmut bir antitez üretmiş. Tez neydi? O yüzyılda muhtemelen tez Türkler... O bölgede hakim olan Oğuzlar tabii o dönemde Selçuklar. Evet bunlar sultanlık yapıyorlar. Evet iyi askerler, savaşıyorlar, ediyorlar ama bunlar barbar insanlar. Dilleri de çok katır kutur bir şey. Bununla ne edebiyat yapılır ne bilim yapılır. Medeniyetleri de girdi. Barbar bunlar anlamına gelen küçümseyici tavırlar ve iddialar olmuş. Belki dönemin münevverler yani demelen okumuş, halifenin yazmış, sarayında dil hatta. Demelen halifenin sarayında ve sohbetinde bu söylenmiş olabilir. Kaşgarlı Mahmut bunu nasıl öğrendi? Kaşgarlı Mahmut Karahanlı hanedanının bir mensubu. Melikşah'ın eşi de Karahanlı prensesi. Muhtemelen Melikşah'ın hanımının tavassutuyla böyle yerlere girebiliyordu. Benimki kurmaca tamamen böyle bir sohbete şahit oldu. Hayır efendim öyle değildir. Türklerin dili hiç de geri bir dil değil, oldukça ileri işlek bir dildir. Kültürleri, medeniyetleri de çok yüksektir dedi. Bunun üzerine de hadi öyleyse göster bize, ispat et dediler. O da ispat etti. Yani en azından bir münevverler, bir ulema meclisinde veya udeba edipler meclisinde bu konu çok sert bir şekilde konuşulmuş ki adam böyle bir emeğe evet yani girmiş. Bu cümleyi kurmanın başka bir anlamı ve de gerekçesi yani olamaz. Tarihi birkaç çünkü aynısı var. Kahire'de Memlük Sarayı'nda da olmuştu. Öyle mi? Tabii yani oradaki mesela Osmanlı alanında Anadolu'da biz hiç Türkçe kitap ve sözlük yazmadık. Ama Memlük Sarayı'nda birçok Türkçe kitap ve sözlük vardır. Niye? Çünkü oradaki Arap ulema halifeliğin Kureyş'in hakkı olduğunu, bu Türklerin geri bir toplum olduğunu, dillerinin geri olduğunu, medeniyetlerin geri olduğunu, bunların sadece iyi savaşçılar olduğunu iddia edip
aslında bir proje geliştiriyorlar. Bu şu demek. O zaman hakkınız yoksa niye burada duruyorsunuz ki? Çünkü kimse de bunlar köle kökenli insanlara bir de asalet de yok. Yani evet. Memluklarda. Bunun üzerine Türk Memlükler, Türk Sultanlar, daha sonra Çerkezlere geçti biliyorsunuz şey. Birçok Türkçe gramer yazdırdılar. Türkçe sözlük yazdırdılar. Fezail-ül Etrak isimli Türklerin faziletlerini anlatan kitaplar yazdırdılar. Birçok kitabı Türkçe'ye çevirdiler ve karşı tez ürettiler. Yani Türkçe büyük bir dildir, güçlü bir dildir, yeterli bir dildir. Türklerin medeniyeti oldukça derin ve yüksektir anlamında. Ben Kaşgarlı Mahmud'un da bunun karşılığında yazdığını düşünüyorum. Ama orada püf noktası şu. Kaşgarlı Mahmud'un Arapçayla yarıştırdığı dil, eserini yazdığı coğrafyada, yani Bağdat, Irak, İran coğrafyasında, Selçuklar coğrafyasında konuşulan Türkçe değil. Hangi Türkçe? Hakaniye dediği kendisinin Karahanlı Türkçesi yani. O Türkçe kadim Doğu Türkçesinin devamı olan bir Türkçe. Çünkü o Türk devleti kadim Türk devletinin doğal devamı idi. Oğuzlar ise, yani o bölgeye İran, Irak'a hakim olan o yüzyılda Türkler ise Oğuz idiler. Oğuz Türklerinden ve yazılı bir gelenekleri yoktu. Sözlü olarak dil konuşulur ancak yazı, edebiyat, yüksek kültür, bilim dili halinde değildi Türkçe. Yazılmıyordu. Evet, koşuyorlar, vuruyorlar, evleniyorlar, Türk söylüyorlar ama o gün revaçta olan edebiyatı o dille yapamıyorlar. Yahut bilim yapamıyorlar. Bu dili kullanıyorlar. Yani böyle bir gelenekleri yoktu. Biz işte o olmayan, yazılı geleneği olmayan Oğuzların soyundan geliyoruz. Oğuzlar Anadolu'ya geldiklerinde de tıpkı İran-Irak bölgesindeki Oğuz devleti gibi Türkçeyi kullanmadılar. Nerede kullanmadılar? Devlet yönetiminde, edebiyatta ve bilimde. Yani kültür işlerinde kullanmadılar. Ne kullandılar? Elbette Arapçayı kullandılar. Ve bürokraside Farsçayı kullandılar. Bürokraside de aslında Arapça kullandı. Ta 1600-1270'lerden sonra. Yok, ben Selçuklar dönemini diyorum. Orada da esasen Arapçadır devlet dili. Farsçanın edebiyat dili olarak Anadolu Selçuklarında hakim olması Moğol şeyinden sonra, der ki bir kaynak, sanırım Yazıcıoğlu'ydu, divan dili Arapçadan Farsçaya döndü der. Çünkü çok sayıda İran bölgesinden Farsça bilen bürokrat ve entelektüel evet. geliyor. Mevlana'nın babası ve Mevlana da dahil buna. Mevlana niye Türkçe yazmıyor? Çünkü Türkçe yazmayı bilmiyor. Türk müydü değil miydi? O ayrı bir mesele. Ama Türk olanlar da Türkçe'yi yazmıyorlar. Çünkü Türkçe yazmayı bilmiyorlar. Böyle bir gelenek yok. Yazsalar da diyorlar ki ya niye Türkçe yazdın ki? Yani ortak kültür dili Arapça ve sonra Farsça. Ya da Türkçe yazmak bir anlamda bir basitliktir gibi. Entelektüel bir muhitin dili yani değil. Göçebelerin gibi. Diliyle yazmış oluyorsunuz. Sevgili hocam, bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde Türkçenin tarihini konuşmaya devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, bir sonraki Divanhane'de buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim.